Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün modern bilimin kökleri ile ilgili yaptığım bir devam videosu ile karşınızdayım ve itiraf etmeliyim ki şimdiye kadar yaparken en çok zorlandığım çalışmalardan biri oldu bu. İzlemeye başlayan kişilerin kaçının sonuna kadar izlemeyi başaracağını bilemiyorum ama bugün tarihten, aklınıza dahi gelemeyecek kötülüklerden, uçuk kaçık sapıklıklardan, inanılmaz ritüellerden, büyülerden ve en nihayetinde de NASA'nın roketlerinden bahsedeceğiz. Konu başlığı ve bu söylediklerim size tuhaf gelmiş olabilir, haklısınız ama inanın NASA'nın roketlerinin büyüyle alakasını ilk duyduğumda ben de çok şaşırmıştım. Bütün bu tuhaflıkları bulup bir araya getirip birbirine bağlamak hiç kolay olmadı. Bu videoya başlarken aslında amacım sizlere roket mühendisi Jack Parsons'dan bahsetmekti. Onun NASA için önemli bir isim olduğunu, Parsons'ın oluşturduğu roket teknolojisinin NASA'nın bel kemiği olduğunu ve Parsons'ın seks büyüsü merkezli bazı tarikat bağlantıları olduğunu biliyordum. Parsons o kadar önemli bir isim ki, eğer o olmasaydı bugün büyük ihtimalle NASA'nın uzay programı olmazdı. Ama eminim birçoğunuz bu ismi hayatında ilk defa duyuyor. O nedenle NASA'nın tarihinden ismi silinmek istenen Jack Parsons, bu video serisinin olmazsa olmazı bir isimdi benim için. Ama videoyu toparlamaya başlarken, eğer bunu es geçersem eksik kalır, şundan bahsetmezsem kavram oturmaz, işte bunu atlarsam anlaşılmaz diyerek yerlere gide gide kendimi 16. yüzyıl İngiltere'sinde buldum. Karşılaştığım isim de acaba video serisine eklesem mi diye düşünüp henüz karar veremediğim bir diğer bilim adamı, astronom ve matematikçi oldu. Bu tarihi zinciri bulunca da aslında bu video ile bir bakıma bir taşla iki kuş vurmuş oldum. Bilim tarihinin iki ismini ele alıp bütün bu deliliğin içinde yer aldıkları yeri irdelemiş olacağım.